43 senedir bu mesleği yapıyorum. İlk anda zeytinyağı, defne. İşte ondan sonra o kazana girili, kazanda 2 gün pişirili. O yağ tam bir kendi kendi bırakana kadar 2 gün kazanda kaynını. 3. gün serime gelip serili. Bir günde yerde yatı. 4. gün gelip kesip bir günde ele kestikten sonra yerde bekledik o dinleni kalıp kendi kendi tam tutana kadar. 5. gün düzük bunu kubaya düzük. O kubadan işte artık 6 aydan aşağı o defne olduğu için şey ambalaj olmuyor. Tam kendi kendi bulanana kadar güneş yüzü görmüyor. O sabun kendi kendi bulanana kadar 6 ay. 6 aydan sonra 8 ayda sürü ambalajını yani millete dönene kadar 1 yıl geçiyor arada. 1 yıldan bugün çıkarttığımız bir kazan 1 yıl buradan bekleniyor. Ondan sonra millete dağılıyor. Şimdi tahtadan bunu şeye taşıyıp oradan da kubaya düzük. Kubaya düzdü mü kuba bekleniyor artık 6 ay, 7 ay, 8 aya kadar bekleniyor. Eskiden İzip'te 200 tane imalatçı vardı. Şimdi kala kala 3-4 tane parmakla sayılacak kadar şey kaldı. Niye? Bu iyi mal kullandığı için bura devamlı çalışıyor. Öbürler gitti, kapandı, iflas etti. Bura iyi malı kullandığı için, iyi yağı kullandığı için sürekli çalışıyor. Zeytinyağı şifadır. Zeytinyağı başlı başına bir şifadır. Eskiden kırıkçı çıkıkçılar vardı. Şu andaki günümüzde zannetmiyorum kalmadı fakat kırıkçı çıkıkçıya gittiğinizde sizden iki şey ister. Bir tane zeytinyağlı sabun ister. Bir de yumurta ister. Zeytinyağının özelliği cildi beslemesidir. Zeytinyağının özelliği herhangi bir günümüz şartlarında GDO'lu yağ deniliyor. Sağlığa zararlı yağlar deniyor. Zeytinyağı hiçbir zaman için GDO'lu bir yağ statüsünde değildir. Geçmiş yıllardan bugünümüze kadar da şifa deposudur. Zeytinyağını yiyerekten de şifasını buluruz. Sabununu kullanaraktan da cildimizde sedef, egzama gibi şu anda son zamanlarda uyuz denilen bazı vakalar görülüyor. Zeytinyağlı sabunu kullandığın zaman kesinlikle ve kesinlikle bu tür şeylerden uzak kalırsın. Temizleyici özelliği ve cildi besleyici özelliği çok çok fazla şifa deposudur. Çocukluktan beri bu işin içerisindeyim. 3. kuşak olarak devam etmekteyim. Zeytin ağaçlarından toplanır. İlk başta zeytinyağı fabrikalarına geçer. Zeytinyağı fabrikalarında çekildikten sonra iki türlü posa çıkar. Birincisi su, ikincisi de zeytinyağı çıktıktan sonraki olan kısım. O kısımlar yağ fabrikalarına gider. Pirna yağı fabrikalarına gider. Buradan çıkacak ürün sabunda kullanılır. Buna biz pirna yağı deriz. Zeytinyağının ikinci aşamasıdır. Bizim iş yerlerimize iki türlü yağ gelmektedir. Birincisi zeytinyağı, ikincisi de pirna yağı dediğimiz yağlardır. Bu pirna yağları gelir. Biz kazanlarımız var. Kazanlarımıza çekeriz. Kazanlarda sabunlaşmayı sağlarız. Sabunlaşmayı sağladıktan sonra da sergi dediğimiz şu andaki biraz önceki çekim yaptığınız yerlere sabun dökülür. Serilir. Serildikten sonra bir gün veyahut da iki gün burada donar. Donduktan sonra biz bu sabunlarımızı keser. Biraz sonra sizin de çekeceğiniz dizim, kubbe deriz. Kubbeye alırız. Kubbeye aldıktan sonra da buradaki sabunlarımız 6 ay ile 8 ay arasında kuruması süreci vardır. 6 veya 8 ay kuruduktan sonra torbalarız.
müşteriye hazır hale getirir. Gaziantep Dış Ticaret Bakanlığı verilerine göre şu anda Gaziantep ve Nizip bölgesinde yapılan sabunlar 109 ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Tabi bunun içerisinde zeytinyağlı sabun da var. Bunun içerisinde el yıkama lavabo sabunları da var. Bunun içerisinde diğer zeytinyağlı olmayan sabunlar da mevcuttur. Eski tarihlerde atalarımız sabun, en iyi sabunu Kazan'da şöyle bilirlermiş. Birincisi gözle bakarak, ikincisi koklayarak, üçüncüsü ise tadına bakarak. Ha, tadına bakaraktan derken burada yemiyoruz. Dilimiz yardımıyla sabunda iki şey önemlidir. Bir tanesi pH değeri. İkincisi tuz değeri, kostik değeri. Bizlerde geçmiş dönemlerde bunlar olmadığı için, laboratuvar olmadığı için tadaraktan bunun pH'ini ayarlamaya çalışırmışız. Dilimize vururuz. Dilimize vurduğumuzda tatlı mı, acı mı, tuzlu mu diye bakarız. Ona göre biz kazanda neyi isteyip istemediğini bilir, ona göre devam ederdik.